Çanakkale Boğazı, Ege'den Marmara Denizi'ne bir nehir gibi uzanan dar bir su yoludur. Avrupa ile Asya arasındaki sınır, dünyanın kavşağıdır. Antik çağda Truva kahramanları, dünyanın en güzel kadını Helen için burada savaştı. Büyük İskender buradan geçti. 1915'te üç imparatorluğun orduları burada, Çanakkale Boğazı'nda toplandı. Hep bu boğazda, hep bir başka ordu ve hep savaş. Aralarında Durham'lı kömür madencileri, Dublin'li futbolcular, derin vadilerden gelen Galliler ve Cambridge'li şairler vardı. Dünyanın öbür ucundan gelen Avustralyalılar, Yeni Zelandalı çiftçiler, Hintliler ve Fransızlar vardı. Karşılarında ise vatanlarını koruyan ve asla teslim olmayacak Türkler vardı. Burada 9 ay boyunca savaştılar. 450 bini can verdi veya sakat kaldı. Çarpışma yaz sıcağında, susuzluk, sıcak ve sinekler arasında başladı. Ve kışın bitti. Savaş bir günün şafağında ordulardan birinin gelmesiyle başladı ve bir başka günün karanlığında aynı ordu ayrıldığında bitti. Bu savaş hiçbir şeyi başarmadı. Bu savaş Çanakkale Savaşı'ydı. ...1914 yazının Avrupa'sı. Rus Çarlığı, Fransa ve Britanya İmparatorluğu, Alman ve Avusturya İmparatorluklarına karşı savaşa hazırlanmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu'nun ise hangi tarafta yer alacağı henüz belli değildir. O yaz, entrikalar yazıdır. Alman İmparatoru, Osmanlı Padişahını ziyaret ediyordu. Alman İmparatoruna göre Osmanlı ile ittifak, Orta Doğu'nun büyük bir bölümünü kontrol eden İngiliz ve Fransızlara karşı bölgedeki Müslümanları ayaklandıracaktı. Ayrıca bu ittifak, Çanakkale Boğazı'ndan Orta Doğu'nun zengin petrol yataklarına kadar bütün Osmanlı kapılarını Almanya'ya açacaktı. Yeryüzünün her yanına dağılmış 300 milyon Müslüman, Alman İmparatoru'nun dostları olduğundan ve her zaman dostları olarak kalacağından emin olmalıdır. Aslında Alman İmparatoru'nun burada ziyaret ettiği Osmanlı Sultanı değildi. Tahtın arkasından tüm ülkeye hatta padişaha hükmeden gizli güçtü. Genç subayların oluşturduğu ve Jön Türkler adı verilen bu grubun başını Enver Paşa çekiyordu. Enver Paşa Almanya'da eğitim görmüş başarılı bir askerdi. İyi Almanca biliyor ve Alman kültürüne karşı bir hayranlık besliyordu. Askeri akademiden birincilikle mezun olup padişahın kızıyla evlenerek genç yaşta general olmuştu. Herkesin çekindiği bu güçlü şahsiyet aslında bir pan-Türkist'ti. Ve Osmanlı İmparatorluğu'nun ancak Alman yardımıyla ayakta kalabileceğine inanıyordu. Ve kimse ona karşı gelemiyordu. Almanya'yı sevmemin sebebi duygusal değil. Aziz vatanım için bir tehlike arz etmedikleri gerçeğidir. Aksine memleketlerimizin çıkarları el ele yürümektedir. Almanya, Osmanlı İmparatorluğu'na yeni bir gelecek ve güç vaat ediyordu. 2 Ağustos 1914 tarihinde Enver Paşa, Almanya ile gizli bir ittifaka imza attı. Ertesi gün Londra'da 41 yaşındaki zeki, atılgan ve hırslı Winston Churchill yeni bir iş gününe başlıyordu. İngiltere Deniz Kuvvetleri binası. Winston Churchill'in bürosu burada. Churchill, amirallik birinci lordudur. İmparatorluğun deniz kuvvetlerini yönetmektedir. Gündüzden ziyade akşam saatlerinde çalışmayı sever. Yani birçok kişi evine giderken o yeni gelmektedir. Bu akşam çok vahim bir hata yapacaktır. İngilizler
Türkiye için iki savaş gemisi inşa etmektedir. Churchill artık Almanya ile savaşın kaçınılmaz olduğunu bilmektedir. Bulabileceği her gemiye ihtiyacı olacaktır. Gidip Türkler için yapılan bu iki gemiye el koyar. Churchill gemilerimize el koyarak ve bir de üstüne üstlük parasını iade etmeyerek Türkleri çok kızdırdı. Onun asıl planı Türkleri arkadan vurmaktı. Osmanlı İmparatorluğu'nu, ezeli düşmanları Rusya ve Yunanistan'a karşı savunmasız bırakmayı amaçlıyordu. Balkan Savaşı'nda büyük bir hezimet yaşayan Osmanlı, donanmasız yaklaşan savaşta yine bir varlık gösteremeyecekti. Bu yeni gemiler, yeni bir geleceği, Türklerin gururunu ve onurunu temsil ediyordu. Fakir halk bu yüce amaç uğruna ekmeklerinin yarısını tüketmişti. Sıradan insanlar bile cömert bağışlarda bulunmuşlardı. Ama İngiltere gemilerimizi gasp edince Almanya fırsatı kaçırmadı. Akdeniz'deki iki Alman savaş gemisinin son durağı İstanbul olur. ...4 Ağustos çarşamba günü uzun zamandır için için kaynamakta olan savaş patlak verir. Almanya Belçika'yı işgal eder. O gece saat 23'te Britanya Almanya'ya savaş ilan eder. Avrupa'nın büyük savaşı, Birinci Dünya Savaşı başlamıştır artık. İstanbul'da bulunan iki Alman savaş gemisi ve fes giymiş Alman mürettebatı Karadeniz'deki Rus limanlarını bombalar. Britanya Türkiye'ye Alman askerlerini sınır dışı etmeleri için 12 saat süre tanır. Osmanlı İmparatorluğu Alman gemilerini ve mürettebatını sınır dışı etmedi. Hatta bu gemileri artık kendi donanmasının bir parçası olarak gördüğü için ultimatuma yanıt bile vermedi. Böylece önce Rusya, ardından da İngiltere ve Fransa ülkemize savaş ilan ettiler. Rupert Brooke 26 yaşındadır. Şiirleri ve yakışıklılığıyla İngiltere'de ün yapmıştır. Bu yazın ruhunu ve savaşın gelişini şöyle anlatır. Bugünü bize bahşettiği için Tanrı'ya şükürler olsun. Bizi gençliğimizde yakaladığı, uykudan uyandırdığı için. Kendinden emin eller, keskin gözler ve bilenmiş kuvvetle yaşlanmış, soğumuş yorgun dünyadan saflığa atlayacak, memnun yüzücülere dönüştürdüğü için. O yaz Rupert Brooke'un başladığı için Tanrı'ya şükrettiği savaşın 4 yıl süreceğinden ve 27 milyon kişinin ölümüne ve sakat kalmasına sebep olacağından henüz haberi yoktur. Bugün Alman canavarı dünyayı kana boyamakla, esaretle ve ölümle tehdit etmektedir. Britanyalılar için Almanya'ya karşı giriştikleri bu savaş uygarlık savaşıdır. İngilizlerin savaş çalışmaları Lord Kitchener tarafından yürütülmektedir. Hayatı savaştır. Fikirleri sorgulanmaz. Çiçek düzenlemesi yapmaktan hoşlanan bir müzmin bekardır. Yaverlerinden biri onun için insani duygulara sahip olduğu yolunda kuşku uyandırmaktansa yanlış anlaşılmayı tercih ederdi demiştir. Britanya seni istiyor. Ülkenin ordusuna katıl. Tanrı kralı korusun. Bu muhtemelen 20. yüzyılın en ünlü afişi. Lord Kitchener'ın orduya yazılmaları için genç erkeklere çağrısı. Afişin hiçbir yerinde adı geçmiyor. Zaten gerek de yok. Fazlasıyla tanınıyor. Kitchener çok az insanın farkında olduğu şeyi biliyordu. Savaş milyonlarca erkeğin canına mal olacaktı. Bu afiş Britanya İmparatorluğu'nun her yanında boy gösterir. İşe de yarar. İrlanda'da çağrıya cevap verenler çoktur. Grup halinde orduya yazılanlara birlikte çarpışacakları vaat edilmiştir. İrlanda Futbol Birliği Başkanı Frank Brogning, genç sporcuları askere yazılmaya teşvik eder. Ve tam burada, Lance Longley yolu rugby stadyumunda Dublinli ahbaplar veya bazen de futbolcular olarak adlandırılırlar. Ne kaliteli, ne müthiş adamlardı onlar. Üst mahkeme avukatları, doktorlar, dava vekilleri, borsacılar, bankerler, devlet memurları, sigortacılar ve benzer sınıftan sayısız erkek. Dublin şehrinin verebileceği en iyi erkekler. Britanya ordusu içindeki ilk İrlandalı tümenin bir bölümü burada kurulur. Katolikler ve protestanlar, milliyetçiler ve birlikçiler ya da hiçbir siyasi görüşü olmayan erkekler. Peki birlikte ne yapıyorlardı? Britanya ordusu içinde ne arıyorlardı?
Britanya ordusuna katıldım çünkü hayalini kurduğumuz bağımsız İrlanda ile uygarlığımızın ortak düşmanı Almanya arasında duruyordu. Sonradan biz parlamentoda İrlanda'nın bağımsızlığı için önergeler verirken onların bizim için savaştıklarını söylemelerine izin veremezdim. Başka bir sebebi daha olabilir. Francis Ledwidge memleketinden bir kıza, Ellie Voy'a aşıktır. Onu bir şairin bütün duygu yoğunluğuyla sevmektedir. Ama Ellie onu reddeder ve gidip bir başkasıyla evlenir. Francis, Kraliyet Inniskilling tüfekli piyadelerine katılır. Herkes gibi o da Almanlarla savaşmaya gittiğini zannetmektedir. ...18 yaşındaki John Murray... ...12 yaşından beri Durham'la bir kömür madeninde çalışmaktadır. Saati bir peniden günde 10 saat. Almanlarla savaşmak için yola çıktım çünkü biri onları bir an önce durdurmazsa bütün Avrupa'yı istila edeceklerdi. Kadınlarla çocukları kırıp geçirmişlerdi. İngiltere'ye ulaşırlarsa daha beterini yapabilirlerdi. Joe Murray, Kraliyet Deniz Kuvvetleri'nin deniz piyadelerinden oluşan tümenine katıldı. Subaylarından biri Asteğmen Rupert Brooke'tu. Yeni Zelanda'nın Taranaki şehrindeki William Malone'sa disipline düşkünlüğüne damsalmış, ağırbaşlı, koyu bir Katolikti. Yüreğindeki şefkatin tümünü günlüğünde saklamıştı. Karlı bir yazıhaneyi, iyi ve mutlu bir yuvayı, yürekli eşimi ve çocuklarımı hiç tereddüt etmeden bırakıp gidiyorum. Asıl şimdi yaşamaya başladığımı hissediyorum. Her şey öyle alelacele oldu ki eşime doğru dürüst veda edecek fırsatı bulamadım. O kadar tatlı, güzel ve genç görünüyordu ki. Bu Bayan Malone'un kocasının bindiği gemiden çekilmiş fotoğrafı. Onu son görüşü. Sydney, Avustralya'da gösterişli bir İrlandalı olan Dacre Stoker emrine bir denizaltı verilmiştir. Bizim için düşmanla yüz yüze gelme olasılığı hemen hemen hiç yoktu. Bizi Avustralya Deniz Kuvvetleri'ne gönderdikleri için lanet ediyorduk. ...18 yaşındaki Frank Parker... ...Melbourne Limanı'nda çalışan bir demiryolu işçisidir. Orduya yazılmak için sabırsızlanıyordum. Kral ve vatan içinmiş. Palavra. Kral kimdi? Sizi temin ederim aralarına girip de... ...kral kim diye sorsak bilen çıkmazdı. Korkumuz yoktu, hayır. Büyük bir maceraydı bu. Ancak böyle açıklayabilirim. Frank Parker yakında Türk ordusuna Eceabat köyünden katılan 16 yaşındaki Adil Şahin'le savaşacağından habersizdi. 1914'te erkekleri askere almaya başladıkları zamana kadar çiftçilik yaptım. Muhtarlar belirli tarihler arasında doğanların askere alınacağını ilan etti. Yürüdük. Kültür fizik yaptık. Jimnastik gibiydi. Yat kalk, onun gibi şeyler. Amirallik 1. Lordu Winston Churchill, Londra'da 74 yaşındaki emekli amiral Jackie Fisher'ı yeniden göreve çağırır. Churchill'in Jackie Fisher'a ihtiyacı vardır. Ancak bu ikilinin arasındaki dayanışma dramatik bir şekilde kırılmak üzeredir. Churchill gemilerine el koyduğundan beri Türkiye'yi düşünmektedir. Çanakkale Boğazı'na yapılacak bir deniz saldırısı İstanbul'u süratle işgal etmelerini... Türkiye'yi saf dışı bırakmalarını ve Almanların Orta Doğu'daki emellerini yerle bir etmelerini sağlayacaktır. Churchill planını anlatırken Britanya donanmasını Almanlara karşı girişilecek büyük bir savaş için hazırlamış olan Jackie Fisher sessizce dinler. Fisher plandan hiç hoşlanmamıştır. Gemilerinin Doğu Akdeniz'de bu ucuz gösteri için harcanmasını hiç istemez. Churchill'in hayali savaş gemilerini Çanakkale Boğazı'ndan geçirip buraya, Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul'a demir atmaktı. Devasa toplarını sultanın sarayına çevirecek olan savaş gemileri tek bir salvo atışla bütün şehri yangına boğacaktı. Churchill'e göre eğer Çanakkale Boğazı geçilirse gerisi kolay gelecek ve Türkler hemen teslim olacaktı. Churchill mağrur donanmasını Çanakkale Boğazı'na gönderir. Donanma Türk kalelerine ateş açar.
Askerler küçük gruplar halinde kıyıya çıkarılır. Topları imha eder, kaleleri enkaza çevirir ve giderler. Böylece İngilizler gerçek niyetlerini göstermiş oldular. Er ya da geç Çanakkale'yi zorlayacaklardı. Boğazın her iki kıyısında geçmiş dönemlerden kalmış bunun gibi pek çok tabya var. Yokluklar içerisindeki ülkede tüm imkanlar seferber edildi ve Çanakkale savunması güçlendirilmeye çalışıldı. Arkamda görmüş olduğunuz kale Kilitbahir Kalesi. Kilitbahir yani denizin kilidi. Burası Çanakkale Boğazı'nın en dar noktası. Burası aslında İstanbul'a açılan bir kapı. Savaş gemilerini düşman buradan geçirip İstanbul'a ulaşmak istiyordu. O yüzden onları burada durdurmak gerekliydi. Boğazın her iki kıyısı arasına onlarca mayın hattı döşendi. Bunun yanında yavaş yavaş bu kaleleri de ele geçirmek için düşmanın bir kara harekatına girişeceği belli olmaya başlamıştı. Londra'daki savaş konseyi de aynı sonuca varmaktadır. Ancak konseyin kafası karışmıştır, bölünmüşlerdir. Churchill donanmanı işi tek başına halledebileceğini düşünmektedir. Kitchener bir çıkarma harekatının gerekliliğine inanmaktadır. Yavaş yavaş Çanakkale'de neredeyse kendiliğinden bir çıkarma harekatı da başlamaktadır. General Ian Hamilton tavırlarıyla gerçek bir beyefendidir. Şiir yazmakta, Fransızca, Almanca ve Hintçe konuşmaktadır. Kitchener onu çağırtır. Kapıyı açıp ona günaydın dedim ve yazmaya devam ettiği masasına kadar yürüdüm. Bir an sonra başını kaldırdı ve şu anda Çanakkale Boğazı'nda bulunan donanmaya destek olması için askeri bir kuvvet gönderiyoruz. Siz komut edeceksiniz dedi. Sonra başını masaya eğip yazmaya devam etti. Sonunda tekrar başını kaldırdı ve diye sordu. Kitchener'ın kararları sorgulanmazdı. Yine de Hamilton'ın tereddütleri vardır. Küçük bir harekat der Kitchener. Fazla bir şey istemeyin. Pek bir şeye ihtiyacınız olmayacak. Zaten pek bir şey de alamayacaksınız. Hayır, size uçak veremem. Mısır'da bir ordu topluyoruz. Gidip bakın bakalım donanmanın Çanakkale Boğazı'ndan geçmesi için ne yapabilirsiniz? Hamilton iki gün sonra buradan Charing Cross istasyonundan sabah saat 5 treniyle yola çıktı. Yanında Türk ordusuyla ilgili çoktan tarih olmuş bir kitap, iki küçük turist kılavuzu ve Kitchener'ın yarım sayfalık talimatları vardır. Kurmaylarının kim olduğu hakkında hiçbir fikri yoktu. Çoğuyla burada tanıştı. Küçük işaretler ve alametler Hamilton'ın dikkatini çekmişti. Bugün ayın 13'ü, Cuma günü diye not aldı. Karısını peçesinin üstünden öpmüştü. Ona göre bu da uğursuzluk getirebilecek bir şeydi. Sonra meslek hayatını mahvedecek 450 bin kişinin sakat kalmasına veya ölmesine yol açacak uğursuz görevine koyuldu. Beş gün sonra İngiliz ve Fransız savaş gemileri Çanakkale Boğazı'nı geçmeyi tekrar denedi. Bu sefer önlerinde görevi sualtı mayınlarını temizlemek olan troll tekneleri vardı. ...18 yaşındaki Ahmet Başaran düşman donanmasının gelişini Çanakkale Boğazı'ndaki kaleden seyrediyordu. Gemiler kara bulutlar gibi boğaza doluştu. Ben 2 numaralı topun başındaydım. Elimize geçeni onlara atıyorduk. Çanakkale'ye yaklaştılar. O zaman mermilerimiz onlara ulaşmaya başladı. Türklerin tabyalardaki devasa topları yanında boğazın her iki kıyısında ağaçların altına gizlenmiş pek çok sahra topu da vardı. Şimdi bu küçük toplar büyük savaş gemilerine çok zarar vermese de mayın taramada kullanılan küçük gemileri vurup batırabiliyordu. Mayın alanları da temizlenmedikçe büyük savaş gemileri Çanakkale Boğazı'nda ilerleyemiyordu.
Bu troll gemilerini balıkçılardan oşan sivil mürettebatlarıyla birlikte getirmişlerdi. Ancak sivillere Türk ateşi altında görev yapmaları emredilemezdi. Onlara mayınları taramaları için para ödenmişti. Vurulmaları için değil. Ateş altında kalınca paniğe kapılırlar, reddederler, savaş gemileri ve bütün taarruz yavaşlar. Türk istikamlarındaki toplar dev mermiler atıyordu. Mermi topun namlusuna bir vinçle kaldırılıyordu. Çarpışma sırasında İngiliz ve Fransızlar bu topun vincini tahrip etti. Mermiyi kaldırmanın yolu yoktu. Çarpışmaya devam etmek imkansızdı. O gün Mecidiye tabyasında topbaşı yapan erler arasında Seyit Onbaşı da vardı. Çok güçlü bir askerdi. Askere gelmeden önce Manastır köyünde ormancılık yapıyordu. Rivayetlere göre tek başına iki ağaç kütüğünü tuttuğu gibi kaldırabiliyordu. Ve işte o anda Seyit Onbaşı tıpkı bir vinç gibi 215 okkalık top mermilerini sırtladı ve tek başına namluya sürdü. Gücü ve inancıyla 18 Mart'ın kahramanı olmuştu. Ertesi gün resmini çekmek için İstanbul'dan bir fotoğrafçı geldi. Seyit Onbaşı mermiyi kaldırmaya yeltendi ama kaldıramadı. Ona o anda o gücü veren şey çarpışmanın heyecanıydı. Bunun üzerine tahtadan yapılmış bir eğitim mermisi bulundu ve Seyit Onbaşı'nın bu tarihi fotoğrafı çekildi. Çanakkale'deki Büyük Deniz Savaşı'nın bir kahramanı daha vardı. Hemen arkamda gördüğünüz küçük mayın gemisi, Nusret. Çanakkale Boğazı çok dar bir geçit olduğu için büyük savaş gemilerinin manevra yapabileceği tek yer Erenköy koyuydu. Ancak bu koyun ağzı savaştan 10 gün önce Nusret mayın gemisi tarafından yeni bir mayın hattıyla kapatılmıştı. Boğaz'da çarpışma sürmektedir. Savaş gemileri kaleleri ateş altına almıştır. İngiliz Queen Elizabeth zırhlısından atılan dev bir mermi Çimenlik Kalesi'ne düştü. Önce cephaneliğin bu duvarını yıktı. Ama mermi patlamadı. Yoluna devam etti. Ve bu merminin son çarptığı yer burası oldu. Ama yine patlamadı. Saat 13.45'te yaşanansa tam bir felakettir. Fransız savaş gemisi Bouvet infilak eder, yan yatar ve 2 dakikada sulara gömülür. Beraberinde 650 bahriyeliği de götürmüştür. Herkes bu geminin Türklerin şans eseri isabet ettirdiği bir merminin kurbanı olduğunu düşünür. Oysa 2 saat sonra İngiliz savaş gemisi Inflexible yara alır. Ardından Irresistible. Ardından da Ocean. Hepsi de denizin aynı yerinde batmıştır. Mucizevi bir durum vardır. Mucizenin kaynağı işte burada. Elde kalan son 26 mayın. Nusret mayın gemisinin kıç güvertesinden yüzer metre aralıklarla 4,5 metre derinliğe döküldü. Ve bu küçücük gemi İngiliz ve Fransızların ihtişamlı savaş gemilerini Çanakkale Boğazı'nda alt etti. 6 savaş gemisi batmış veya yara almıştır. Bir mayın tarlasına düşmüş olabileceği hiç aklına gelmeyen Koramiral Robeck, Türklerin serseri mayınları akıntıya bıraktıklarını düşünür. Zaten gemilerinin 1/3'ünü kaybetmiştir. Şimdi de cesaretini kaybeder. Taarruzu yarıda keser ve Winston Churchill'e mesaj göndererek donanmanın artık Çanakkale Boğazı'nı tek başına zorlayamayacağını bildirir. Karaya bir ordu çıkarmak gerekmektedir. Donanmanın çaresizliğini seyredenlerden biri de Londra'dan gelen Ian Hamilton'dır. O da aynı sonuca varmıştır. Bahriyeliler bir gün önce Türklerin akıntıya bıraktığı mayınlar hakkında ağızlarına geleni söylüyor. Tek kelimeyle talihsizlik diyorlar. Lord Kitchener'a telgraf çekip boğazların sadece savaş gemileriyle geçilemeyeceğini bildirdim. Birliklerimi çıkarma harekatına hazırlamak zorundaydım. Durham'lı kömür madencisi Joe Murray de taarruzu seyretmektedir. Karaya çıkıp Türk kalelerini zapt edeceklerini zannetmektedir. 2000 mil yani 3200 kilometre yol gelmiştik. Kapı ardına kadar açık duruyordu. Ama içeri girmek yerine arkamızı dönüp gittik. Gelibolu Yarımadası'nın işgal edilmesi gerekiyordu. Ama deniz kuvvetleri tek başına yapamıyordu. Çanakkale Boğazı'nda yaşanan Büyük Deniz Savaşı'nın tarihi olan 18 Mart, biz Türkler için en parlak zafer günüdür. Benim dedem de 1915 yılında burada savaşmış bir Çanakkale gazisi.
Onun hatırasını yaşatmak için benim adımı Savaş koymuşlar. Hemen 60-70 metre altımızda İngiliz ve Fransızların ülkemizi işgal etmek için gönderdikleri dev zırhlılar yatıyor. Winston Churchill'in bu deniz taarruzunu haklı çıkarmak için öne sürdüğü gerekçelerden biri de bu savaş gemilerinin eskiliğiydi. Gözden çıkarılabilirlerdi. Anlaşılan, gemilerdeki İngiliz ve Fransız denizcilerinin gözden çıkarılamayacak kadar genç oldukları aklına bile gelmemişti. Londra'da Amiral Jacky Fisher, sevgili gemilerini ve bahriyelerini kaybetmiş olmaktan büyük üzüntü duymaktadır. Hep tuhaf olan amiral, bu sefer çılgına döner ve istifa tehditleri savurur. Churchill onu teskin etmek zorunda kalır. Winston'un beni sevdiğine sahiden inanıyorum diye yazar Fisher. Churchill yaşlı ve zayıftı, kontrolü ele alabileceğimi düşündüm der. Hamilton'ın emrinde 75 bin asker Mısır'da toplanmıştır. Çoğu Avrupa'da savaşmaya gönderileceklerini zannetmektedir. Piramitlerin önünde tekrar tekrar Avustralya ve Yeni Zelanda ordu birliği yazmaktan yorulan bir katip, sözcüklerin baş harflerinden bir sözcük uydurur. Anzak. Aralarında Billy Malone da vardır. Dışarıda sokakta otururken kahve aldım ve geçenleri gözden geçirdim. Farklı ırklardan gelen askerler ve bahriyelilerden oluşan karma karışık bir kalabalıktı. İngilizler, Fransızlar, Avustralyalılar, Yeni Zelandalılar, Ruslar, Cezayirliler, Senegaliler ve her kılıktan yerliler. Çok genç görünüyorlar. Çoğu çocuk. John Simpson Kirkpatrick, ticari gemilerde çalışan, özellikle sarhoşken pis şakalardan ve kavga etmekten hoşlanan bir İngiliz gemicisidir. Sahte bir isim kullanarak Avustralya ordusuna yazılır. Sevgili anneciğim, hala Kahire'de olduğumu bildirmek için yazıyorum. İngiltere'ye gitmeyeceklerini bilseydim bu birliğe hiç katılmazdım. Tanrı'nın unuttuğu bu deliğe tıkılacağıma memleketteki orduya yazılırdım. Rupert Brooke, Gelibolu Yarımadası'na çıkarma yapacaklarını öğrenmiştir. Demek Galata Kulesi'ni yıkacağız. Demek Ayasofya'daki mozaikleri, lokum ve halıları yağmalayacağız. Aman tanrım, yoksa tarihte bir dönüm noktası mı olacağız? Hayatımda hiç bu kadar iliklerime işleyen bir mutluluk duymamıştım. Tıpkı hedefine doğru akan bir nehir gibiyim. Osmanlı hakimiyeti altındaki geniş topraklardan toplanmış koca bir ordu onları Gelibolu Yarımadası'nda beklemektedir. Osmanlı İmparatorluğu Büyük Britanya'dan daha eski bir imparatorluktur. Türk ordusunun komutanı bir Almandır. Otto Liman von Sanders. İngilizler büyük çıkarmadan önce bana tam 4 hafta verdi. Bu süre gerekli hazırlıkları tamamlamam için çok önemliydi. İngiliz Genelkurmayı Türkleri her zaman çok hafife almıştı. Harekat öncesinde birliklerine gönderdikleri bir memorandumda bakın neler yazılıydı. Türk hiçbir işe yaramaz olup başlarında liderleri olmadıkça hiçbir iş yapamazlar. Gece harekatına yatkın değildirler. Aslında Türkler barış zamanında baş uçlarında bir kandil yanmazsa uyuyamazlar. Hamilton'ın 200'ü aşkın gemiden oluşan bir filosu Limne Adası'nda toplanır. Eric Bush, Dartmouth Deniz Harp Okulu'nda okuyan 15 yaşında bir öğrencidir. Bir kere piknik yapmak, bir kere de yüzmek için çıkışımızı saymazsak, karaya hemen hiç çıkmadık. Bay Rupert Brooke baş ve sırt ağrılarıyla ve dudağında bir şişlikle yatağa düştü. Hamilton'ın ordusu küçük bir tekneden çıkarma tarihi yapar. Türk uçakları gelip Nimni üzerinde uçuyordu. Türklerin kafası burada ne aradığımızı anlayacak kadar çalışıyordu herhalde. Nimni'ye oyun oynamaya gelmediğimiz belliydi. Avustralya'da bir denizaltının komutanlığına getirildiğini duyunca hayal kırıklığına uğrayan İrlandalı Dacre Stocker da Nimni'ye gelmiştir.
De Robeck'le tanışmak üzere davet edildim. Bana Marmara Denizi'ne girmemizin mümkün olup olmadığını sordular. De Robeck şöyle dedi: başarırsanız savaşı kazanmamız için yapılabilecek her şeyi yapmış olursunuz. Hatta boğazda ilerlemeyi başarabilirseniz önünüze geleni batırın dedi. Marmara Denizi'ne bir denizaltı göndermek iyi bir fikirdir. Çünkü Türklerin Gelibolu'ya giden ana ikmal yolu denizden geçmektedir. Denizaltı yeterli sayıda gemiyi batırabilirse Türkler cephede destek birlikleri ve mühimmattan yoksun kalacaktır. Ian Hamilton gemisinden ordusunun çıkabileceği noktalar için bir keşif yapar. Elindeki haritalar 60 yıl önce Fransızlar tarafından yapılmış bir araştırmaya dayalıdır ve tehlike arz edecek kadar hatalıdır. Aslında arazi haritada gösterilmeyen ama binlerce askerin hayatına mal olabilecek vadilerle doludur. Morto Koyu, Ertuğrul Koyu, Teke Koyu, İkiz Koyu, Pınarici Koyu, Arıburnu. Çanakkale Boğazı'nda boğazı koruyan Türk kaleleri şurada ve buradadır. Hamilton altı sahile asker çıkararak kaleleri ele geçirmeyi planlamaktadır. S, V, W, X ve Y sahillerine İngilizler çıkacaktır. Kuzeyde bulunan Z sahili ise Anzaklara ayrılmıştır. Askerler iç kısımlara taarruz edecek ve kalelere doğru ilerleyecektir. 1930'da çıkarma harekatından 15 yıl sonra Hamilton, Tell England, İngiltere'ye anlatıldı filmde bizzat rol alır. Şimdi de taktiklere geliyoruz. Keşif yapmak kesinlikle imkansız. Yarımadaya gözü kapalı çıkmak ve İki ayağımıza yere sağlam basmak zorundayız. Bu sıkı iş ama benim de sıkı askerlerim var. Bazı sahiller savunmasızdır. Bazılarına dikenli tel döşenmiş ve makineli tüfekle korunmaktadır. Bu sahillere gözü kapalı atlayacak askerler cehennemin ortasına düşecektir. Eğer ölecek olursam beni şöyle hatırlayın. Yabancı diyarların uzak bir köşesindeyim. Ve üzerimdeki toprak artık İngiltere'nin bir parçasıdır. Rupert Brooke çıkarmadan iki gün önce dudağını ısıran bir sivrisineğin yol açtığı kan zehirlenmesinden ölür. Rupert Brooke'un yabancı diyarlardaki köşesi Skiros adası olur. Rupert Brooke'un ölümü bir işaret olabilirdi. Hamilton'ın değilse bile çoğu kişinin gözden kaçırdığı bir işaret. Ordusuyla denize açılmış Gelibolu'ya doğru ilerlerken giriştikleri büyük harekat hakkında heyecan verici kısa bir konuşma yapar. Onlara bütün dünyanın gözünün üstlerinde olacağını söyler. Yalnız kaldığındaysa çok farklı bir şey yazar. Ölüm burnumun ucunda. Onu aklımdan çıkaramıyorum. Azrail yaşlı ve asalardan bıkmış. Artık sadece sürünün en iyilerini alarak tatmin olabilir. Tanrı göklerde bahar temizliğine girişmiş. Bizim yıldızımız da en cesurlarımızın, en iyilerimizin kanıyla yıkanıp parlatılacak. Z sahil, Arıburnu Anzak koyu. Güneş doğarken kıyıya ilk çıkan Anzaklar olur. Frank Parker da aralarındadır. Sabah saat 1 veya 2'de kalktık. Sıcak yemek yedik. Salamura et yanesi gibi bir şeydi. Tam yürüyüş düzenindeydik. Paltolarımız, Tanrı bilir, daha bir sürü şeyimiz vardı. Eric Bush sandallara kıyıya kadar yol gösterir. Ses çıkarmalarını önlemek için paçavralarla sarılıp sarmalanan kürekler dikkatle suya daldırılıyor. Askerler küreklere asılıyor. Hepsini bir bakışta görüyorum ama beynimde asıl çakılan şey askerlerin yüzündeki ifadeler. Bu sırada 16 yaşındaki Ece Abatlı çiftçi Adil Şahin Anzak koyuna bakan bir siperde uyumaktadır. Nöbetçi onbaşı tuhaf bir şeyler oluyor, kalkın diye bizi uyandırdı. Aşağıdaki kumsalı işaret ediyordu. Sayısız askerin sandallardan sahile çıktığını gördük. Siperlere dizildik. Şafağın alacakaranlığında ateş başladı. Başka sandallar da geliyor ve içlerinden başka askerler çıkıyordu. Gruplar halinde akın akın geliyorlardı. Çok dik bir araziydi.
derin dere yatakları vardı. İlerlemek çok zordu. Pek fazla Türk görmedik. Hepimiz karma karışık olduk. Her tarafa dağıldı. Yukarıya tırmandıkça durum daha da kötü oluyordu. Herkes canının derdindeydi. Avustralyalıların karanlıkta ilk çıktıkları yer burası. Sabah ilk karmaşanın başladığı yer de burası. Kıyıya şuradan çıkacaklarını ve kolayca ilerleyebilecekleri az engebeli bir kumsalla karşılaşacaklarını zannediyorlardı. Ancak donanma askerleri karanlıkta belirli bir noktaya çıkaramadı. Sonuçta çıkartmanın ağırlık merkezi bu sahilin 1000 metre kadar kuzeyine kaydı. Aslında Türk savunması her iki kıyıda da hafifti. Çıkartmanın başarısız olmasının sebebi engebeli arazidir. Askerlerin bu tepelere tırmanmaktan başka çareleri yoktu. 200 Türk askeri Avustralyalıları durdurmak zorundaydı. Keskin nişancılar hemen Avustralyalı subayları avlamaya başladılar. Ama cephaneleri bitince geri çekildiler. Buradan 10 kilometre uzakta Mustafa Kemal'in emrindeki 3000 asker de o anda bu yöne doğru gelmekteydi. River Clyde, Ertuğrul koyunda bir Truva atı. Çıkartmaların planlanması sırasında komutanlardan Edward Unwin herkesi hayrete düşüren bir öneri getirir. Eski bir gemi alacak, içine asker dolduracak, sonra da dosdoğru karaya oturtacaktır. Sonra Truva atı gibi, ki Truva buradan görülebiliyor, askerler geminin karnından çıkıp kıyıya saldıracaktır. Geminin adı River Clyde'dir. River Clyde saat 06.30'da kıyıya çıktı. Dublinlilerin iki bölüğü iskele tarafından kıyıya çıkmaya çalışırken korkunç bir tüfek ve makineli tüfek ateşiyle karşılaştı. Plana göre gemideki askerleri kıyıya çıkarabilmek için sandallar iskele gibi kullanılacaktı. Fakat sandalların hepsi ayrı bir yerdeydi. Fikri ortaya atan komutan Unwin hemen köprüden ayrıldı ve tayfalardan William Williams'la birlikte aşağı koştu. Askerlerin kıyıya çıkabilmesi için birlikte sandalları yan yana dizdiler. Sandalları demeleyecek bir şey bulamayan Unwin ve Williams ipi kendi gövdelerine doladı. Sonra Unwin çıkartmanın başlaması için bağırdı. Hep birlikte vahşi çığlıklar atarak kıyıya çıkmaya başladık. Üstümüze kurşun yağıyordu. Arkamdaki askerler birer birer düşüyordu. Ama bir an bile tereddüt etmediler. Düşman askerleri öyle korkmuştu ki kıyıya çıkmayı reddettiler. Subayları kılıçlarını çekmiş, askerleri rampalardan aşağı gönderiyorlardı ama Türk kurşunlarından kaçamadılar. Vurulan askerlerin kanıyla denizin rengi değişmişti. Bu River Clyde'ın provasından çekilmiş bir fotoğraf. İskele tahtasından koşunca öncü müfrezelerin ölüleriyle yaralılarını gördüm. Arkamda Clyde'den inmekte olan askerlere yürüyün diye bağırdım. Sonra denize atladım. Küçük kayalık bir burun vardı. Oraya çıkmaya çalışanların çok azı hayatta kalmayı başarmıştı. Hepimiz, Dublinliler de dahil hepimiz kıyıda bize siper olan bir çıkıntının altına girmeyi başardık. Burada kendimizi biraz toparladık ve durumu değerlendirmeye çalıştık. Halimiz çok acıklıydı. Elimde çok ilginç bir fotoğraf var. Telleri kesmek üzere görevlendirilenler ölmüş, tellerin önünde yatıyor. Yüzbaşı Geddes'in hayatını kurtaran doğal siper işte bu. Burası o sabah kıyıda bulabildikleri tek sığınaktır. Arkamdaki kaleden ve sağındaki köyden muazzam bir ateş gelmektedir. Önümde 1000 asker River Clyde'da kısılıp kalmıştır. Aslında karanlık basıncaya kadar beklemekten başka çareleri yoktur. Yukarıdaki uçağından Yarbay Sampson, denizin kıyıdan itibaren 50 metre kızıla boyandığını bildirir. 3 kilometre ileride sandallar dolusu galli çok farklı saatler geçirmektedir. Güney Galler sınır muhafız alayından Başçavuş Bean, S sahiline doğru ilerlemektedir.
Suda etrafımıza mermiler düşüyordu. Ama biz ilerlemeye devam ettik. Solumuzda River Clyde'dan çıkan buharı görüyorduk. Kıyıdan yükselen kayalığın tepesindeki silahlar onu hararetle karşılıyordu. Burası Güney Galler sınır muhafız alayının kıyıya çıktığı S sahili. Galliler V sahilinden gelecek askerleri beklemek, onlarla birleşerek iç kısımlara doğru ilerlemek üzere emir almışlardır. Ancak River Clyde'dan çıkan askerler bu sabah hiçbir yere gidecek durumda değildir. Galliler bekler. Sahildeki savunma hafiftir. Ancak yine de çarpışma olur ve 63 arkadaşları ölür veya yaralanır. Ancak burada olanlar W sahiline kıyasla hiçbir şeydi. W sahili, Teke koyu. Önümüzde hiçbir hayat belirtisi görünmüyordu. Sandallarla yaklaştığımız yer savunmasız gibiydi. Sonra bir çatırtı koptu. Küreğim arkadaşlarımın kızgın ve şaşkın bakışları arasında ileri doğru fırladı. Askerler sırtlarında tüfekleri ve 30 kiloluk çantalarıyla sandallardan derin sulara atladılar. Bazıları hemen oracıkta boğulup öldü. Bazıları kıyıya ulaştı ama dikenli tellerde parçalandılar. Bu kayalıklar yukarıdan sağanak gibi inen Türk ateşinden korunabilecekleri tek sığınaktır. İşte sebebi. Bu sahil atış poligonu gibidir. Ama Lancashire tüfekli piyadeleri saat 8'e kadar sahili ele geçirir. 6'sı Britanya İmparatorluğu'nun en yüksek kahramanlık madalyası olan Victoria Nişanı ile ödüllendirilir. Tüfekli piyadeler çıkartmayı kahvaltıdan önce 6 Victoria Nişanı diye anacaktır. Piyadeler kıyıya 1000 asker çıkarmıştı. Şimdi 350'si bu sahilde ölü ve yaralı olarak yatıyordu. Hamilton bütün çıkarmaların komutanlığını tüm General Hunter Weston'a vermiştir. Weston 51 yaşındadır. Bazıları onun için aklını kaçırdı der. Ancak o bir yıl önce Fransa'da geçirdiği güneş çarpması ve sinir bozukluğu yüzünden hastalanmıştır. Hunter Weston askerlerinin hayatını zerre kadar önemsemediği gibi çıkarmaların başarılı olacağına hiç inanmamaktadır. Y sahili, Pınar içi koyu. Winston'ın kardeşi binbaşı Jack Churchill, Y sahili ile ilgili bir şiir yazmıştır. Y sahili diye bağırdı İskoç sınır muhafızı, nefes nefesi tırmanırken sarp kayalara. Buraya sahil demek zor, kahrolası bir uçurum sadece. Plymouth Bahriyelilerinden Albay Godfrey Matthews bu çıkarmadan kendisinin sorumlu olduğuna inanmaktadır. Kraliyet İskoç sınır muhafızlarından Albay Archibald Cole bu çıkarmadan kendisinin sorumlu olduğuna inanmaktadır. Albay Matthews bu çıkartma için yapılan briefinge katılmıştır. Albay Cole ise katılmamıştır. Ancak Albay Cole'un askerleri kıyıya daha önce çıkar. Albay Matthews'un askerleri destek vermektedir. İngiliz komutanlar emir komuta hangimizdi diye aralarında tartışırlarken adamları yamaçlarda oturmuşlar, çay demliyorlardı. Pınar içi koyunda 2000 düşman askeri kıyıya çıkmayı başarmıştı. Oysa o anda yarımadanın uç kısmının tamamını sadece 1000 Türk askeri tutmaktaydı. Hunter Weston açıktaki gemisindedir ancak aklı River Clyde'da meydana gelen katliamla meşguldür. Y sahiline çıkan askerler berbat durumda olduklarını Hunter Weston'a işaretle bildirir. Onları aldırmaz. Ian Hamilton da açıktaki gemisindedir. O da Y sahilini izlemektedir. Burada Hamilton'ın nezaketi, komutan olarak göstermesi gereken beceriyi engeller. Sahilde yaşananları görmektedir. Ancak Hunter Weston'ın otoritesini çiğnemek istemez. Y sahiline daha çok asker çıkartmak ister misiniz diye sorar. Arzu derseniz troll tekneleri emrinizde. Pınar içine çıkan düşmanın öncü birlikleri aslında bu köyün sınırına kadar dayandılar. Ancak daha sonra geri çekildiler. Köy savunmasızdı ama köyü ele geçirmek için emir almamışlardı. Düşman Kirde köyünün önemini göremeyerek çok büyük bir hata yapmıştı. Bu hatta doğru ilerleyen Türk birlikleri bu hatayı affetmeyecek ve akşam Pınar içi koyuna taarruza geçecekti. B
Biri açıktaki gemilere sandal göndererek yaralıları almaları için işaret verir. Ancak sandallar kıyıya vardığında bütün askerler doluşur. Tahliye işlemi planlanmamıştır. Çıkartmadan 29 saat sonra askerler kıyıdan ayrılmıştır. Ama Albay Ko kalır. Ölmüştür. Bugün onun doğum günüdür. Tek kişilik çıkartma. Joe Murray, epeyce kuzeyde, Bolayır'da kıyıya doğru kürek çekmektedir. Biz yemdik. Düşmanın dikkatini çekerek çıkarma yapmak için bu noktanın seçildiğine kesin olarak inanmalarını sağlayacaktık. Adımız intihar birliğine çıkmıştı. Bize içebileceğimiz kadar sıcak kakao verdiler. Şakacı askerlerden biri buna son yemek dedi. Teğmen Bernard Freyberg, diğer gemilerin sandalından yüzerek kıyıya çıktı ve kıyıda işaret fişekleri yaktı. Dönüş yolunun büyük bölümünü yüzerek geçti. Ancak Süpermen o buz gibi soğuk suda o kadar uzun süre kalmayı başarabilirdi. Bernard Freyberg çıplaktı. Sıcak tutsun diye vücudunu yağla kaplamıştı. Su geçirmez bir çantayla yüzüyordu. Yalnız geldi çünkü askerler için çok tehlikeli olacağını düşünüyordu. Kıyıda yaktığı işaret fişeklerinin haberi Türk ordusuna komut eden Alman komutan Liman von Sanders'e ulaşınca general iki tümeni orada bölgede tutmaya karar verdi. 20 bin asker yağ bulanmış çıplak ama yürekli Bernard Freyberg'ün tek başına yapacağı çıkartmayı püskürtmek için hazır bekliyordu. Bernard Freyberg kıyıdayken Dacre Stoker sessizce mayın tarlasının altına dalar. Daldığımızda kendimizi emniyette hissediyorduk. Mayın kablolarından biri denizaltının kenarına takılıp o mayını tepemize indirirse ne olacak diye düşünmemeye çalışıyorduk. Mürettebatın bir kısmı kağıt oynuyordu ama denizaltının gövdesine sürtünen mayın kablolarının sesi akıllarını oyuna vermelerini engelliyordu. Bu arada Frank Parker, Z sahilinden yükselen kayalıkların tepesinden boğaza bir göz attı. Gidebileceğimiz kadar gitmiştik. Marmara Denizi midir nedir Tanrı bilir, tamamını görüyorduk. Oraya kadar gitmiştik. Kimse yarımadada Frank Parker'ın çıkabildiği noktanın ötesine geçemeyecektir. Çünkü 34 yaşında henüz adı duyulmamış bir yarbay olan Mustafa Kemal ona doğru ilerlemektedir. Azimli ve kararlıdır. Türk askerlerinin geri çekildiğini görür. Bizzat askerin karşısına çıktım ve onlara düşmanın önünden kaçılmaz dedim. Hiç cephanemiz kalmadı dediler. Süngüleriniz var ya diye bağırdım. Onlara süngü taktırdım, sonra da yere yatırdım. Düşman da yere yattı. İşte bu savaşı kazandığımız andır. Dacre Stoker imkansızı gerçekleştirmiş, Marmara Denizi'ne ulaşmıştır. Hamilton'a telgraf çeker ancak telsize arızalanır. Çektiği telgrafın ulaşıp ulaşmadığı hakkında hiçbir fikri yoktur. Hamilton gemisinde uyandırılmış, Z sahilinden gelen korkunç haberi almıştır. Sonuç felakettir. Kıyıdaki komutanlar Anzak çıkarmasını iptal etmek ve kıyıyı boşaltmak istemektedir. Ancak o anda Stoker'ın denizaltısından gelen telgraf Hamilton'a ulaştırılır. Z sahiline derhal cevap verir. Bu Hamilton'un çektiği mesaj. Siper alıp burnunuzu çıkarmadan beklemekten başka çare yok. Avustralya denizaltısı boğazı geçmiş. İşin en zor kısmını atlattınız. Şimdi kendinizi emniyette hissedinceye kadar bulunduğunuz yeri kazın, kazın, kazın. Anzaklar ve Hamilton arasındaki haberleşme Türk karargahında dinlenmiş ve deşifre edilmiştir. Gelibolu'yu tahliye etmek isteyen Anzakları bir an evvel denize dökmek için Mustafa Kemal şu emri verir. Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum. Anacığım, çok güzel sesli bir asker ezan okuyor. Herkes, her şey o ilahi sesi dinliyor. Türklerin tanrısı, kuşların, koyunların, yaprakların ve dağların yaratıcısı. Bütün bu güzellikleri bize sen verdin. Rabbim, bu askerin tek isteği, bu toprakları İngilizlerden ve Fransızlardan koruman.
Lütfen duamı kabul et. 25 Nisan 1915 Pazar sabahı İngilizler ve Fransızlar Şafak'la beraber Türk kıyılarına çıkar. Bu bazıları için kolay olur. Fakat çoğu çıktıkları sahillerde onları günlerdir beklemekte olan Türkler tarafından ateşle karşılanır. Çıkarmanın amacı Çanakkale Boğazı'nı koruyan Türk kalelerini ele geçirmektir. İngiliz ve Fransız savaş gemileri bu su yolundan geçerek Marmara Denizi'ne girecek, İstanbul'u işgal ederek Türkiye'yi savaş dışı bırakacaktır. Çıkarma, Gelibolu Yarımadası'nın ucundaki 5 noktada başlar. 20 kilometre kuzeyde, Arıburnu'nda, Anzaklar dar bir kumsaldan yükselen sarp tepelere tırmanmaya çalışır. Dün sabahki Anzak çıkartması bir karmaşadan ibarettir. Hatta bazı komutanlar bu sahili tahliye etmek istemektedirler. Anzakların şu ana kadar 6 kilometre ilerlemeleri ve şu tepelerin üzerine yerleşmiş olmaları gerekmekteydi. Aksine hepsi birbirine karışmış, lidersiz küçük gruplar haline dağılmışlardır. Subayları ölmüştür, haritaları hiçbir işe yaramaz. Emir komutanın kimde olduğu belli değildir. Bazı gruplar iç kısımlara doğru ilerlemişti. Ancak bu çoğunun sonu oldu. Nereye kadar ilerlediklerini biliyoruz çünkü daha sonra onlara ait üniforma parçaları ve mühimmat kalıntıları bulundu. Mermilerle delinmiş mataralar grupların nereye kadar ilerlediklerini gösteren iyi bir işaret. Çünkü delinmiş bir matara işe yaramaz ve atılır. Ama en azından askerin ne kadar mesafe kat ettiğinin delilidir. Önümde insan kemikleri var. Her yıl kış yağmurları daha çok kemiği açığa çıkarıyor. Burada bunun gibi binlerce meçhul asker var. Avustralyalı demiryolu işçisi Frank Parker çıkarmada sağ kalmayı başarmıştır. Çok kötüydü. Cesetler her tarafa dağılmıştı. Bizimkiler hemen ölenlerin yerine geçiyordu. Ama çoğunun çok az tecrübesi vardı. Nihayet kendimizi toparladık ve hep birlikte sağlam bir hat oluşturduk. Sonunda bizimkiler de bayağı iyi iş çıkardılar diye düşündüm. Frank Parker'ın karşısında 16 yaşındaki Eceabatlı çiftçi Adil Şahin vardı. O da çıkarmayı sağ salim atlatmıştı. Ölümün bir kısmı yaralanmıştı. Bir kısmı ölmüştü. Başımızı kaldırmak mümkün değildi. Çünkü tepemize sürekli kurşun yağıyordu. Tabii siperlerde tüfeklerini ateşlemek isteyen daha yürekli askerler vardı. Onlar başlarını kaldırıyordu. Ama o zaman da başlarından vuruluyorlardı. Çok askerimiz böyle gitti. İngiliz ve Fransızların Gelibolu Yarımadası'na bir çıkartma harekatı yapması bekleniyordu. Düşman haftalar önceki deniz harekatıyla niyetini belli etmişti. Ancak karşılarında çok sağlam bir Türk savunması vardı. Türkler pek çok yerde son adamlarına kadar savaştılar. Düşman çıkartma yaptığı kumsallarda çakılıp kaldı. Hiçbir noktadan iç kısımlara ilerleyemedi. Ve bu daha savaşın başıydı. Anzakların karşısında direnen Yarbay Mustafa Kemal'dir. Bugünden itibaren Gelibolu'da bulunan herkesten daha iyi bir stratejist, daha atak bir lider olarak kendini gösterecektir. Anzak Koyu adını alacak bu sahile binlerce asker ve tonlarca ikmal malzemesi çıkarılmaktaydı. Yaralıların doldurduğu sahil ağır top atışı altındadır. Cephe hattı boyunca işler ters gitmektedir. Kimse ilerleyemez. Herkes olduğu yerde çakılmıştır. Çıkartma başarısızlığa mahkum görünmektedir. Bize yakışmaz. Anzak koyundan 20 kilometre ileride V sahili vardır. Bir gün önce İngilizler içi asker dolu eski bir gemiyi burada kıyıya oturtmuştur. Gemiden ilk inen askerler kıyıya varmaya çalışırken biçilmişlerdir. Kalanlar geminin içerisinde karanlığın basmasını bekler. Galler kraliyet tüfekli piyadelerinden Albay Charles Doughty Wiley de gemidedir.
Hem karısı Lilian hem de sevgilisi Gertrude Bell mektuplarında ölecek olursa intihar edeceklerinden bahsetmektedir. Yazdığın o şey var ya, lafını bile etmek istemiyorum. Bizim çürük kömür gemisinin içinde ağır ateş altında kıyıya çıkmaya çalışırken bunları düşünmemeliyim. Sakın yapma. Zaman geçer, yine bir araya geliriz. Ama aceleye getirmek bize yakışmaz. River Clyde tam arkamda karaya oturmuştur. Önümde V sahili uzanıyor. Burası çıkartma sabahı cesetlerle kaplanmıştır. Hemen yukarıda Sedülbahir Kalesi var. Kalenin ve arkasındaki köyün ele geçirilmesi şarttır. Charles Doughty Wiley aslında savaş patlak verdiğinde İstanbul'u yaşamaktadır. Osmanlı padişahından ve İngiliz kralından madalyalar almıştır. Buraya sadece gözlemci olarak gönderilmiştir. Türklere silah çekmekte gönülsüzdür ama görevinin de farkındadır. Kaleye yapılan taarruzda elinde bastonuyla Dublinlilerle Munsterlılara komuta etmektedir. Onun için Türklerin bulunduğu binalara bir dükkana girer gibi rahatça girerdi derler. Charles Doughty Wiley aslında bir Türk dostuydu. Üzerindeki İngiliz üniformasıyla Çanakkale Savaşı'nda Türklere karşı savaşmak zorunda kalmıştı. Çıkartmanın hemen ikinci gününde öldüğü yerdeki mezarında yatıyor. Çarpışmalar sırasında buraya gelen tek kadın hakkında tuhaf bir söylenti çıktı. Aniden artık bir iskele olarak kullanılan River Clyde'da belirdi ve tepeye tırmanarak buraya kadar geldi. Görgü tanıkları mezara bir demet çiçek bırakıp hiçbir şey söylemeden dönüp gittiğini söylüyor. Hikaye doğruysa o kadının kim olduğunu hiç bilemeyeceğiz. Karısı Lilian mı yoksa sevgilisi Gertrude mu? Ezineli Yahya Çavuş 28 yaşındadır. O ve 63 arkadaşı Ertuğrul Koyun'da düşmanı tam 10 saat tuttular. Ezineli Yahya Çavuş ve arkadaşları hala buradalar. Doughty Wiley gömülürken durma noktasına gelen çıkartmaya destek olmak için tonlarca ikmal malzemesi ve binlerce asker daha kıyıya çıkarılıyordu. Durhamlı kömür madencisi Joe Murray W sahiline gelir. Mühimmatın kıyıya çıkarılması ve erzağın taşınması gerekiyordu. Köle gibi çalıştık. Ateş hattı sürekli bir hat değildi. Yarımadanın ucuna dağılmış bir dizi ileri karakollar halindeydi. Joe Murray'in siper kazdığı yer burası. Her şey planlandığı gibi gerçekleşseydi burada olmayacaktı. 9 kilometre ötede bir tepenin üstünde olacaktı. İşte burası. Alçı Tepe. Onun ve diğerlerinin Gelibolu'da olmalarının sebebi de aslında bu tepeydi. Sahillere çıkan İngiliz ve Fransız birliklerin birleşip ilerleyerek daha ilk günden Alçı Tepe'yi ele geçirmeleri gerekiyordu. Bugünse Alçı Tepe'nin çok uzağındalar. Çıkartma yaptıkları kumsalın sadece biraz ilerisindeler. Burası Alçı Tepe'nin zirvesi. İngiliz ve Fransızlar burayı ele geçirmek ister. Çünkü buradan boğazı koruyan kaleleri vurabileceklerini zannederler. Unutmayın, harekatın asıl amacı o kaleleri imha ederek, donanmanın Çanakkale Boğazı'ndan geçerek İstanbul'u almasını sağlamaktır. İngilizler ve Fransızlar yanılmaktaydılar. Buradan bakınca boğazın her iki yakasındaki tabyalarımız görünmüyordu. Ama onlar bunu bilmiyorlardı. Şimdi gelin benimle size bir şey göstereceğim. Hemen arkamda görmüş olduğunuz küçük köyün o dönemki ismi Kirte Köyü'ydü. Ve bu köy çıkartma yapılan kumsallarla düşmanın hedefi olan Alçı Tepe'nin tam arasında yer alıyordu. Yani Alçı Tepe'yi ele geçirmek için düşmanın önce Kirte Köyü'nü ele geçirmesi gerekiyordu. Çıkartmanın ilk gününde İngiliz öncüleri aslında bu köyün içlerine kadar ilerlediler. Daha sonra savunmasız olan bu köyden geri çekildiler. Bu köyü tekrar ele geçirmek onlara 50 bin ölü ve yaralıya mal olacaktı. Bu köy ve ilerideki Alçı Tepe için 50 bin zayiat.
Ian Hamilton zamanın aleyhine işlediğini bilmektedir. Türk askerleri köyü bir kaleye dönüştürmeden bu köyün alınması gerekmektedir. Hamilton, Kirte köyü için yapılan bu taarruzun komutasını tüm general Hunter Weston'a verir. Weston kısa bir süre sonra kasap lakabını alacaktır. Yaşadığına şükret. Sadece bir avuç adamımız ilerleyebildi. Her taarruzun sonunda ayakta kalanların sayısı giderek azalıyordu. Alçı tepeye yakın bir yerde olmamız gerekiyordu ama ne bir Türk görebiliyorduk ne de sipere benzer bir şey. 6500 asker ölmüş veya sakat kalmıştır ve Türklerden sadece yarım kilometrelik toprak çalınabilmiştir. Çarpışmadan sonra komutan Hunter Weston'a sorarlar. Toplam zayiatınız ne kadar? Hunter Weston, zayiat mı? Bana ne zayiattan diye cevap verir. John Murray, Kirte Muharebesi'nden sağ çıkmayı başarmıştır. Güneş tepenin arkasından yükselirken hepimiz sevinçten havalara uçtuk. Savaşta ya öldürürsünüz ya ölürsünüz. Ara sıra hala hayatta olduğunuzu fark ederek Tanrı'ya şükredersiniz. Düşman Kirte köyünden hiç vazgeçmedi ve bu uğurda çok kan döktü. Türkler de savaşı kazanmak için siperlerden çıkıp düşmanın üzerine atılmak zorunda kalmıştı. İngiliz mitralyözlerinin ve savaş gemilerinin öldürücü ateşi altında taarruz üstüne taarruza kalkıldı. Cephe hattı boyunca kayıplarımız her geçen gün artıyor. Ancak Marmara Denizi'ne geçen düşman denizaltıları sebebiyle buraya takviyelerin alınması imkansızlaşıyordu. 100 kilometre ötede Dacre Stoker imkansızı gerçekleştirmiştir. Denizaltısıyla mayın tarlalarının altından geçerek Marmara Denizi'ne ulaşmıştır. Ancak şimdi denizaltısını kendi elleriyle batırmak üzeredir. AE-2'nin Marmara Denizi'ndeki avcılığı kısa sürdü. 5 günün sonunda Sultanhisar torpido botuyla karşılaştı. Sultanhisar'dan atılan 3 mermi AE-2'nin tam makine dairesine isabet etti. Denizaltı artık kaçamazdı. Etrafıma son bir kez baktım. AE-2'yi seviyordum. Yukarıdan telaşlı bir ses geldi. Çabuk komutanım, batıyor. Suyun üstünde sadece kumanda kulesinin 50-60 santimlik bölümü kalmıştı. Ağır ağır suya gömülerek en son ve en uzun dalışını yaptı. AE-2 o günden beri Marmara'da 75 metre derinlikte yatıyor. Bu delikler Sultanhisar'dan atılan mermilerle açılmış. Bu denizaltının kulesi. Ve bu da 1915'te Stoker'ın bıraktığı gibi duran kule kaportası. Stoker ömrünün sonuna kadar Marmara'dan gönderdiği mesajın Hamilton'ı Anzak koyunu tahliye etmekten alıkoyduğunu düşünerek yaşadı. Belki de derhal tahliye edilmesi o korkunç zayiatı önleyecekti. Gelibolu'da artan yaralı sayısı sıhhiyeyi zorlar. John Simpson, İngiltere'nin kuzeyinde bir panayırda çalışmıştı. Çocuklara kumsalda eşek turları yaptırırdı. Burada da kendine bir eşek bulur ve yaralıları tepeden aşağı sahile taşımaya başlar. O kadar uzun süre hayatta kalmasına kimse inanamaz. Arıburnu'nda durum inanılmazdır. Burada bomba sırtında Avustralya ve Türk siperlerinin arası en fazla 10 metredir. Çarpışmalar son derece şiddetlidir. Sahilde konserve kutularından uyduruk bombalar yapan bir grup vardır. Bomba sırtındaki siperlerinde bombanın fitilini yakar ve birkaç metre ötedeki Türk siperlerini atarlar. Savaş siperler arasında kilitlenmişti. Anzakları denize dökmek için Türklerin tüm cephe boyunca taarruza kalkmaktan başka çaresi kalmamıştı.
Mehmetçi'yi cesaretlendirmek için Arıburnu'na bir mehter takımı getirilir. Sabah ezanıyla başladı ve akşama kadar çaldı, durmak bilmedi. Hücum emri verildi. Komutan, saldırın aslanlarım dedi. Komutan, hücum dedi mi saldırırsın. Ya ölürsün ya kalırsın. Tüfek kapan herkes sipere gelmişti. Mecburduk, çünkü hattımızı yarıp geçerlerse bizi denize dökeceklerini biliyorduk. Bu Türkler için tam bir felaket oldu. Yaşanan bir katliamdan farksızdı. Toplam zayiatımız 10.000 kişiydi. Ve en kötüsü de 4.000 ölü Türk askerinin daha cesetleri soğumamışken oradan bir Avustralyalı ayağa kalkıp onlara doğru şöyle seslendi. Rövanşı haftaya yapalım. Her iki taraf açık bir mezarlığa dönmüş savaş alanının üstünü örtmek ve yaralıları toplamak için ateşkes ilan eder. Ohrili Kemal Binbaşı'nın gözleri bağlanır ve şartları görüşmek için Anzak karargahına götürülür. Anzak koyunda çırılçıplak yüzen iki asker onu dikenli tellerden atlatır. Ateşkes her iki taraf için de zorunluluktan öte bir ihtiyaçtır. En zalim bile ağlamalı. Aman Allah'ım, görmeliydiniz. Adım atacak yer yoktu, her taraf cesetlerle kaplıydı. Sonradan bazılarının aileleri geldi. Oğullarının nereye gömüldüğünü bulmaya çalıştılar. Gömüldükleri yerde hepsi ağladı. Daha korkunç ve mide bulandırıcı bir görüntü olamazdı. Her taraf sinekler, kurtçuklar ve tanrı bilir daha ne mahlukatla doluydu. Zavallı adamlar bir balon gibi şişmişti. Bence işin en kötü kısmı buydu. Özellikle de orada bir arkadaşınıza rastladıysanız. Bu korkunçtu. Recep Turdal, ülkesini işgale gelen askerleri burada ilk kez yakından görür. Ağır ağır birbirimize yaklaştık. Biraz sohbet ettik. Ne de olsa ateş eden onlardı. Üstelik o silahları çok da sıkı kullanıyorlardı. Ölüm tarlasındaki ara bulucu Aubrey Herbert'tir. Bir Türk yüzbaşısı bana şöyle dedi. Bu manzaraya dayanmak için en duyarlı olanlar bile zalimleşmeli ve en zalimler bile ağlamalı. Ateşkes bittiğinde Avustralyalılar Türklere hoşça kal ahbap, bol şans dedi. Türklerse Avustralyalılara güle güle gidin, güle güle gelin yine diye seslendi. O gün gömülen binlerin arasında John Simpson da vardır. O sabah kahvaltısı hazır değildir. Eşeğiyle tepeye tırmanırken boş ver der aşçıya. Döndüğümde bana iyi bir akşam yemeği verirsin. John kalbinden vurulur. Gelibolu seferi fiyaskoya dönüşmüştür. Ordu Alçıtepe önünde sıkışıp kalmış, köyü de alamamıştır. Anzak'ta savaş kilitlenmiştir. Kimse o tepeleri aşamayacaktır. Kötü planlama, asker ve mühimmat yetersizliği, eksik sıhhiye hizmetleri. Her şey çözülmeye başlamıştır. Ian Hamilton'a gelince onun da aklı karışmıştır. Hiçbir şey bize söylendiği gibi gelişmedi. Önce donanmanın boğazı zorlayıp geçeceği söylenmişti. Biz sadece durup seyredecektik. Sonra orduyla donanma birlikte boğaza saldıracak dediler. Artık bu işi bitirmek için yeni bir sayfa açmak lazım. Burada düzinelerle gemi var. Ama kimse onların nasıl korunacağına kafa yormamıştır. Ve o gün bir Alman denizaltısı gelir. Joe Murray de buradadır. Majestik savaş gemisine doğru yüzmektedir ve kendisini bekleyen sürprizden haberi yoktur. Niyetim gemiden yiyecek bir şeyler aşırmaktı. Birden bir gümbürtü duydum. Suda şiddetle sarsıldım. Savaş gemileriyle nakliye gemilerine ne olduğunu o zaman anladık.
Birkaç gün önce her taraf gemilerle doluydu. Şimdi ise donanma bizi terk edip gitmiş gibi görünüyordu. Londra'daki Daily Telegraph gazetesinin muhabiri Alice Ashmead Bartlett Majestic'tedir. Başka bir savaş gemisinin torpilendiğini görmüş, sıranın Majestic'e geldiğini tahmin etmişti. Geminin ambarında ne kadar şampanya varsa hazır hayattayken hepsini içmeye kalktı. Batırılma fikri onu daha da kızdırmıştı. Gelibolu hakkındaki gerçekleri hep anlatmaya çalışmıştı ancak raporları Hamilton tarafından sürekli sansürlenmişti. Gelibolu seferi büyük ölçüde amirallik birinci lordu Winston Churchill'in planıdır. Emekli amiral Jackie Fisher'ı göreve çağırarak yeniden tayin etmiş ve muharebeyi desteklemeye ikna etmiştir. Ancak kaybedilen her gemi Fisher'ı bu işten soğutmaktadır. Aceleyle girilen savaş felakete dönüşmüştür. Savaş konseyinin bazı üyeleri bu fikre başından beri karşı olduklarını dile getirmeye başlar. Churchill dışlanır. Biri büyüyen bu fiyaskonun sorumluluğunu yüklenecekse o Churchill olacaktır. Churchill ile Fisher dayanışması bitmiştir. Jackie Fisher deniz kuvvetleri binasından çıkıp gider. Ben gidiyorum der. Artık Churchill'in emrine görev yapamam. Çanakkale boğazını geçmeyi aklınıza koymuşsunuz. Hiçbir şey sizi geri döndüremez. Hiçbir şey. Sizi çok iyi tanıyorum. Lanet olsun Çanakkale boğazına. Orası bize mezar olacak. Gemileriyle askerlerinin akıbetini belki de gereğinden fazla düşünen Jackie Fisher için bu acıklı bir sondu. Hamilton şimdi de Kitchener'den yeni birlikler istiyordu. Ama kendine özgü, nazik ve çekingen bir dille. Bana iki yeni tümen ayırabilirseniz, başarı ihtimali yüksek bir harekatla bu taraftan bastırabilirim. 60 bin asker Gelibolu'ya sevk edilir. Aralarında Francis Ludwig de vardır. Francis, kendini reddedip başka bir erkekle evlenen kadının kısa süre önce doğum yaparken öldüğünü öğrenmiştir. Uğursuz bir kuş ötüyor yosunla kaplanmış taşın üstünde. Çan çiçekleri salınıyor, asi gölgeleri uçuşuyor ormanda. Bir şarkı, denizde bir gemi. Şarkı senin içindi, gemi benim. İskeletler Ordusu. Joe Murray 4 aydır Gelibolu'dadır. Günde bir öğün sinekli et yahnisi yiyorduk. Onu da bulabilirsek. Akşam bir fincan sinek çayının yanında ya yapış yapış olmuş sineklerle kaplı bir dilim peynir yiyor ya da küçük bir kutu kayısı reçelini aramızda paylaşıyorduk. Kutu açılırken sinekler öyle bir üşüşüyordu ki reçeli görmek asla mümkün olmuyordu. Bizim köyden bir çavuş vardı. Yanında taşıdığı siper küreğiyle 5-6 İngiliz'i öldürmüştü. Onları başlarına kürekle vurarak öldürüyordu. Bana gönderilen en güzel hediye babamdan gelen 2 kutu köri sosuydu. Ağırlığınca altın değerindeydi. Çünkü salamura et yahnisiyle karıştırıp çok lezzetli bir yemek yapabiliyorduk. Babam Arıburnu'na beni ziyarete geldi. Helva, yoğurt ve yumurta getirmişti. Başka arkadaşların da babaları geldi. Yakınlarda oturanlar tabii. Buralı olanlar. Artık salgın hastalıklar da can almaya başlar. Eski bir dostu pantolonunu indirmiş, arkası açıkta, içi dışına çıkmış sürünürken görmek kötüydü. Ne oldu bilmiyorum. Birden tepe üstü 30 santimetre genişliğindeki pislik dolu hendeğe düştü. Onu dışarı çekemedik. O kadar dahi gücümüz yoktu. Kendi dışkısı içinde boğuldu. William Malone 2 küçük oğluna mektup yazar. Burada bir sürü tuhaf şey görüyorum. İrili ufaklı gemiler, uçaklar, her türlü silah filan. Geçen gün bir kaplumbağa bana seslendi. Sonra bir sürü kurbağa var. Onları hiç görmedim ama çok komik vıraklıyorlar. Bizim kurbağalar gibi değiller. Sesleri fena halde üşütmüş kuşlara benziyor. Ian Hamilton ordusunun ölümünü izlemektedir. Hepimiz tükendik.
Nisan'da getirdiğimiz o kuvvetli taburlar şimdi bitkin iskeleklere dönüştü. Eski hallerin gölgesi gibiler. Bir bakıma hayal kırıklığına uğradım. Ama durum çok daha kötü de olabilirdi. Toprak kaybeden düşmanın da morali bozuk olsa gerek. Dünyada barış. Büyük aşkının ölüm haberiyle yıkılan Francis Ledwidge, savaşa susamış olarak Limni'ye gelmiştir. İrlandalılar tümeniyle çıkartma teknesini biner ve doğruca savaşa götürülür. Şan şeref arzusu değil bu. Gücümüzle çakan şimşekler bize yeni bir taht kazandırmayacak. Ama savaş hürriyetimize hizmet edecekse ve dünyaya barış getirecekse, savaşmaktan başka çare yok. Çıkış. Taze kuvvetler son bir darbeyle Geribolu'daki kilidi kırıp ilerlemek için gönderilmiştir. Burası Jonk Bayırı. Hamilton'ın aklından hep bu tepe geçiyordu ama gelip bakamıyordu. Çünkü bu tepe hala Türklerin elindeydi. Mustafa Kemal de Jonk Bayırı'nın öneminin farkındaydı. Ve aylardır üstlerini buraya getirip göstermeye çalışıyordu. Kolordu komutanı bana dönüp, düşman ne taraftan gelecek diye sordu. Elimle Arıburnu istikametini ve Suvla'ya kadar bütün sahili göstererek buradan dedim. Gülümsedi, hafifçe omzuma vurdu. Hiç merak etme, gelemezler dedi. Yarbay Mustafa Kemal, Hamilton'ın yeni savaş planını çok doğru tahmin etmişti. Hamilton, Suvla koyuna 20 bin asker çıkarmayı planlamaktadır. Mustafa Kemal'in tahmin ettiği gibi, Anzak koyundan kuzeye doğru taarruza geçilecek ve Jonk Bayırı alınacaktı. Yarımadanın güneyinde, o zamanki adıyla Kirte köyünü almak için de bir taarruz daha yapılacaktır. Savaş. Birlikler tüm güçleriyle köye saldırır. Joe Murray askerleri seyretmektedir. Türklerden alınan birkaç metrelik toprak için ödenen gerçek bedeli görebiliyorum. Bir periskop yardımıyla ortalığa dağılmış cesetlere bakıyorum. Bizim çocukların da, Türklerin de ölüleri açıkta, güneşin altında çürüyor. Joe Murray burada periskopuyla bakarken, Avustralyalılar da kanlı sırta saldırır. Geribolu'da yapılan en başarılı taarruzdur. Ama Türklere oyalamak için düşünülmüş bir şaşırtmacadan başka bir şey değildir. Kanlı sırt taarruzu bunlar gibi üstü çam kütükleriyle örtülmüş siperlerle dolu bir arazide yapıldı. Avustralyalılarla Türkler 3 gün 3 gece göğüs göğüse çarpmıştı. Bu muharebe acımasız, vahşi ve kanlıydı. Cesetler sağ kalanları kurşunlardan korumak için siperleri yükseltmekte kullanılmıştı. Yukarıdan sarkan bir cesedin postalından parkama yağ bulaştı. Parkamdaki ceset kokusu bir daha hiç çıkmadı. Dünyadaki tüm berbat yerler arasında burası en berbat olanıydı. Jonk Bayırı'nın dibindeki dere yataklarında İrlandalılar, Galiler, İngilizler, Avustralyalılar, Hintliler ve bir Maori taburu da dahil olmak üzere Yeni Zelandalı askerler vardı. Cephede ateş hattına ilerlememiz için emir geldi. Savaşma sırası biz Maorilerde artık. Sevgi dolu mektubun nihayet elime geçti. Şu anda yüreğimin, ruhumun, hatta bütün vücudumun bana ait olmadığını hissediyorum. William Malone, Jonk Bayırı'na yapılacak taarruza hazırlanır. Maori öncülerinin sırta bakan bazı tepeleri ve siperleri temizlemesini beklemek zorundayız. Muhtemelen biz de Maorileri Türklerle karıştıracağız. Durum bu kadar ciddi olmasa buna gülerdim. Francis Ledwidge ve İrlandalılar Suvla koyundadır.
Çıkartma botu sahile yanaştı. Rampa indirildi ve biz karaya çıktık. Önümüzde uzanan beyaz kumsalın gerisinde çeşitli otlar ve kekik öbekleri var. İrlandalılar Sula koyuna çıkarken Yeni Zelandalı komutan Johnson, Jonkbayan'a doğru ilerleyen birliğine dur emri verir. Bunun üzerine zaten alkolik olan Johnson'ın o anda da sarhoş olduğu yolunda bir söylenti çıkar. Şimdiye kadar Yeni Zelandalıların burada Jonkbayan'ın tepesinde olması gerekmekteydi. Plana göre aşağıdaki Avustralyalılar tepeye tırmanırken onlar da yukarıdan Türkleri sıkıştıracaklardır. Hiçbir şey plana uygun olarak gerçekleşmez. Büyük bir kıyımda cesaret tepede yaşanacaktır. Şafak vaktidir. Jonkbayan'a uzanan dar bir patikaya gelirler. Cephe o kadar dardır ki bir seferde ancak 150 asker saldırabilmektedir. Karşıdaysa Türkler onları beklemektedir. Saniyeler içinde imha edilirler. İkinci sıra vaziyet alır. Öleceklerini bilmektedirler. Yeraltı sığınağında sırtını duvara vermiş tek başına oturan Albay Antil'e haber verdim. Bana zorlamaya devam et emrini verdi. Devam etmek cinayet olur dedim. Devam et diye haykırdı. Görev yerime geri döndüm. Üzgünüm çocuklar dedim. Devam ediyoruz. Türk makineli tüfeklerinin ateşine karşı siperlerden çıkıp ileri atıldılar. 5, 10, 15 metre. Ancak o kadar ilerleyebildiler. Çoğu hala burada. Bu huzur veren yeşillik taarruz alanıdır. Avustralyalıların siperleri burası. Türklerin siperleri ise şurası. Taarruzda ölen askerler burada, şimdi bu yeşilliğin örttüğü bir toplu mezara gömülmüş durumda. Çoğu çiftçi çocuklarıydı. Aralarında 4 çift kardeş vardı. Ölümleri hiçbir işe yaramadı. Hiçbir işe. Yeni Zelandalı komutan Johnson nihayet askerlerine Jonkbayan'a saldırı emri verir. Hepsi imha edilir. William Malone'un askerlerine peşlerinden gitmeleri için emir verilir. Malone öne çıkar. Olduğunuz yerde durun der. Benim askerlerim intihar etmeyecek. Jonkbayan'ı gün ışığında değil bu gece karanlık bastıktan sonra alacağız. Sula koyunda binlerce asker sahile çıkmıştır. Ayağımın dibinde açık kalmış gözleriyle göğe bakan devasa bir Türk'ün cesedi yatıyordu. Dişlerinin üstünde bir sinek dolaşıyordu. Elini kaldırıp sineği kovmamasına hayret ettim. Kendimi çok yücelmiş hissettim. Sonra bizden biri bir kara mayınına bastı. Bu sefer yücelmişlikten ziyade korku hissettim. Hemen arkamda Sula koyu var. Gelibolu seferinin en inanılmaz perdesi burada sahnelenir. 3000'den az Türk askeri bölgeyi korurken 16.000 asker hiçbir şey yapmadan durur. Birliğin komutanı olan General Frederick Stopford görevinin sadece askerlerini bu sahile çıkartmak olduğunu zannetmektedir. Oysa şimdi ilerlemek, taarruz edip bu tepeleri almak için kolay bir fırsat yakalamışlardır. Hamilton Stopford'u bulup harekete geçirmek için kıyıya çıkar. Ancak ısrarcı olmaz. Stopford da ağırdan alır. Askerlerim yorgun der. Türkler ise bu hatayı affetmeyecektir. Türk birlikleri 50 kilometrelik bir mesafeyi 20 saatte yürüdüler. Sula'ya geldiklerinde hepsi çok yorgundular. Taarruzdan önce Fevzi Bey istirahat emri verdi ve anında görevden alındı. Hamilton'ın aksine Liman von Sanders'in gecikmelere karşı hiç tahammülü yoktu. Görev Mustafa Kemal'e verildi. İngilizler bu tepelerin hepsini dün ele geçirebilirlerdi.
Ama bundan sonra savaşmak zorundaydılar. Daha sonra General Sir Ian Hamilton'ın sahile çıktığını, emirlerini uygulatmayı beceremediğini, üst rütbeli subayların emirleri tartıştığını ve işi ağırdan aldıklarını duyduğumda şaşırdım. Bizim kazanmamızı sağladılar. Jonk Bayırı. Jonk Bayırı taarruzundan önce William Malone karısına mektup yazar. Canım sevgilim, seni her zaman ne kadar çok sevdim biliyorsun. Beraber çok mutlu yıllar geçirdik. Bu zaman zarfında kendimi işlere fazla kaptırdıysam, bu sana ve çocuklarımıza daha iyi bir hayat sağlamak içindi. Şimdi seninle birlikte daha mutlu olmak yerine başka şeyler yaparak geçirdiğim zamana hayıflanıyorum. Geçmişte sana kırıcı veya sert sözler söylediysem lütfen beni affet. Seni tekrar görmek ve yine seninle olmak için duyduğum yaşama arzusu daha büyük olamaz. William Malone ve Wellingtonlular kıran kırana bir çarpışmayla Jonk Bayırı'nı alır. Biri Malone'a, süngü hücumuna senin komuta etmene gerek yok der. 56 yaşındaki Malone cevap verir. Ben yaşlıyım, sense daha çocuksun. Bu işe karışma. O öğleden sonra Malone ve askerleri Türklerle karıştırılır. Üstlerine ateş açılır. Malone ölür. Mustafa Kemal Suğla'daki düşman ilerleyişinin önünü keser. Sonra hemen buraya geri gelir. 3 gündür uyku uyumamıştır. Ama Jonk Bayırı'ndaki Türk karşı taarruzunu bizzat idare eder. Açıktaki teknesinde Hamilton ordularının eriyip geriye çekilişini çaresizlik içerisinde izler. Jonk Bayırı elimizdeydi. Türkler iyi yönetiliyordu, bunu itiraf ediyorum. Generalleri bizi hemen tepelemezlerse işlerinin biteceğini biliyordu. Yine de asla pes edemeyiz. Fazla uzak olamaz. Geri getirmek için çok geç gerçekleşmemiş bir düşü. Yas tutmak için çok geç meçhul bir askere. Ama geç değil Tanrı'ya şükretmek için. Keskin bir kılıç, bir asker yüreği büyüktür şairin hünerinden hem de şöhretinden. Küçücük bir mezar hem de isimsiz. Jonk Bayırı'nda yaşanan yenilgiyle Suğla koyundaki bu tepeleri almak için girişilen muharebe çaresiz amaçsız bir çatışmaya dönüşür. Üstünde olduğu majestik torpilenip batırılınca öfkelenen Eshmit Bartlett Gelibolu seferini filme alan tek kişidir. Kendisi buradadır. Francis Ledwich de buradadır. Büyük bir çarpışma içindeyken insanın aklına ne kadar saçma sapan şeyler geliyor. Türklerin bulunduğu küçük bir sırta kuşrun yağdırırken sağımda bulunan vurulmuş bir asker artık fazla uzak olamaz dedi. Neyin uzak olamayacağını düşünmeye başladım. Sonra ölümden bahsettiğini anladım. Ölmekte olan askerin sözleri benim de dilime dolandı. Artık fazla uzak olamaz. Bir yıl içinde Dublin'de çarpışmalar olacaktır. İrlandalılar İngilizlere karşı çarpışacaktır. Francis Ledwich'in bazı arkadaşları Gelibolu'da aynı üniformayı giyen askerler tarafından idam edilecektir. Asilerin şarkısı Foggy Foggy Dew bütün hikayeyi özetler. İrlanda göğünün altında ölmek yeğdir. Suğla'da veya Sedül Bayır'da ölmektense. Eshmit Bartlett o ana kadar kimsenin yapmaya cesaret edemediği bir şey yapar. Londra'ya oğlu burada ağır yaralanan başbakana bir mektup yazarak acı gerçekleri bildirir. Sayın Başbakan, başarı kazanmak için gösterdiğimiz son gayret en korkunç ve maliyeti en yüksek bir fiyasko oldu. Bir tek hakim mevki kazanabilmiş değiliz. Ne Seddül Bahir'de ne de Arıburnu ve Suğla koylarında stratejik değeri olan bir tek dönüm toprak alamadık. İngiltere'de bu gerçeğin ne kadarının bilindiğini, askeri yetkililerin ne kadarını açıkladığını bilemiyorum. Hamilton'a bir tahliyenin mümkün olup olmadığı sorulur. Londra'ya mümkün olduğunu ama zayiatın %50'yi bulacağını söyler.
Hamilton başkomutanlıktan azledilir. Karısına mektup yazar. Hemen eve geliyorum. Sakın moralim bozulmasın çünkü ben bana verilen olanaklarla elimden gelenin en iyisini yaptım. Bu yüzden içim rahat. Karısı cevap yazar. Döneceğine çok sevindim. Sen imkansızı gerçekleştirdin. İngilizlerin yeni komutanı General Charles Monroe Gelibolu'ya varır. Alice harikalar diyarında gibi, durum giderek daha tuhaflaşıyor der ve yarımadayı hemen tahliye etmeyi önerir. Londra'da Monroe için çabuk karar veren bir subaydı. Geldi, gördü ve teslim oldu der Churchill ve sonra da istifa eder. Kasım'da Lord Kitchener yarımadayı bizzat ziyaret eder. Bir sabah yüzbaşı beni çağırdı. Siperleri bir metre daha derinleştirmemiz lazım dedi. Askerlere tıraş olmaları için yarımşar litre su verildi ve bir de herkese düğmelerini parlatmaları söylendi. Çok geçmeden bu saçmalığın sebebi anlaşıldı. Lord Kitchener buradan geçti. Şapkası siper kenarlığından tam 15 santim aşağıda kalıyordu. Tam torunlarıma anlatılacak hikaye. Evvel zaman içinde alayım Gelibolu'da Türklerin önünden kaçarken ben de artçı yürüyüş kolundaydım. Kara kış. Kasım fırtına mevsimidir. Sabahın kızılığında gülen yüzler nerede şimdi? Kayıplar her yana dağılmış. Ver elini kardeşim, gidelim buralardan. Ölenler için karanlıkta gözyaşı dökerek. Bir zıtlıklar komedyası gibiydi. Tahliye son derece titiz bir planlama, hayal gücü ve başarıyla gerçekleştirilir. %50 zayiat beklenirken hiç kimse kaybedilmez. Bir tek kişi bile. Tonlarca malzeme ateşe verilir veya denize atılır. Binlerce hayvan öldürülür ve ordular gece sessizce kıyıdan ayrılır. Tüfek ateşi hala devam ediyordu ama ateş eden kimse yoktu. Boş bir konserve kutusuna su damlatılıyordu. Teneke dolduğu zaman tetiği çeken taş düşüyor ve tüfeğin ateş etmesini sağlıyordu. İyi bir Türk. Ben geride kendi yeraltı sığınağımda bir şişe viski bıraktım. Üstüne iyi bir Türk'e hediye diye karaladığım küçük bir kağıt parçası koydum. Gelibolu'daki sığınağımda bıraktıklarım bunlardı işte. Adil Şahin 8 ay önce başlayan çıkarmalardan bu yana hayatta kalmayı başarmıştır. Sabahın erken saatleriydi. Hep birlikte sahile kadar indik. Siperlere baktık. Ve terk edilmiş olduklarını gördük. Gitmişlerdi. Ne yapabilirdik? Birkaç kişi siperlere bırakılmış şeyleri aldı. Bisküviler, un, pirinç, şeker vardı. Ben de bu rozeti buldum. Allah Allah. Tamam. Bu şapkalandamış. Evet. Düşmüş. Haklısın. Şapkalan... Evvela hem o koya hem bu koya evvela çıkarttı buraya çıktı. Ondan sonra tabi kuvvet fazla kuvvet görünce takım geri çekildi işte. Ondan sonra alay yetişti geriden. Sahilden ayrıldığımızda ortalıkta sağır edici bir sessizlik vardı. O kadar güzeldi ki mutluydum. I was happy. It's one of the happiest days of my life to get off that place. Kıyıya ilk çıktığımız gün olduğu gibi bütün arkadaşlarımın yanımda olduğunu hayal ettim. O gün nasıl da umut dolu, İngiltere için elinden geleni yapmaya hazır bir kalabalıktık. Biz Türklerden ziyade Gelibolu'da kendi genelkurmayımıza yenildik. 900 kişilik bölüğünde hayatta kalmayı başaran 15 askerden biri olan John Murray, buradan çıkınca doğru Fransa'daki savaşa katılır. Ona şanslı Durham adını takmışlardır. 1995'te 99 yaşında ölür. Francis Lethwich, memleketi Dublin'e, Paskalya ayaklanması sırasında döner. Biri bana Almanlar arka bahçenin duvarından atladı geliyorlar dese onları durdurmak için kılımı kıpırdatmazdım. Gelirlerse gelsinler.
bir yıl içinde Batı cephesinde Almanlarla savaşırken ölecektir. Gelibolu seferi Lord Kitchener'ın itibarını sarsmıştır. Daha da sarsacak gibi görülmektedir. Ancak 6 ay sonra İskoçya'nın kuzeyinde gemisi bir mayına çarptığında denizde boğularak ölür. Gelibolu, Winston Churchill'in yıldızını söndürmüştür. 25 yıl sonra İkinci Dünya Savaşı'nda İngiltere'ye önderlik eder. Ama Gelibolu kabusu hiç peşini bırakmaz. Ian Hamilton ise bir daha komutanlık yapamaz. Asaleti yüzünden Gelibolu yenilgisinde payına düşen suçlamalardan daha fazlasını üstlenir. 1947'de 94 yaşında ölür. Bütün generallerinden daha uzun yaşamıştır. Cenaze törenine gelen kalabalık Westminster Katedrali'ne sığmaz. Avustralyalı Alec Campbell 16 yaşında bir lise öğrencisidir. Askere alınmak için yaşını büyütmüştür. Alec Campbell 2002'de 103 yaşında ölür. Campbell öldüğünde 1915 yılında Gelibolu seferine katılmış ve burada savaşmış son Avustralyalı gaziydi. Gelibolu seferi Avustralya ve Yeni Zelanda gibi yeni uluslar için bir dönüm noktası oldu. Onlara yeni ve eşsiz bir kimlik verdi. Ne oldukları ve ne olacakları hakkında bir öngörü kazandırdı. Bu bizim için bir yaratılış efsanesidir. Belki de İrlanda'nın ileride nasıl olabileceği hakkında ilk fikri Gelibolu seferi verdi. Katolik milliyetçilerle Protestan birlikçiler aralarındaki ayrılıkları unutup burada omuz omuza savaştılar. Ama savaş bittiğinde ayrılıklar yeniden su yüzüne çıktı. Ve çoğu bir zamanlar bu sefere omuz omuza katıldıklarını unutturacak şeyler yaşadılar. Mustafa Kemal adını ilk kez Çanakkale Savaşı ile duyurdu. Ve daha sonra onun tarafından kurulacak olan Türkiye Cumhuriyeti'nin miladı da Çanakkale Zaferi'dir. Çanakkale, Türk milletinin özgürlüğü, fedakarlığı ve gururudur. Bu memleketin toprakları üstünde kanlarını döken kahramanlar. Burada dost bir vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükun içinde uyuyunuz. Sizler Mehmetçiklerle yan yana koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar, gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve huzur içinde rahat rahat uyuyacaklardır. Onlar bu topraklarda canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır.